Yıllar önce dostlar, gerçek dostlar, dervişler örneğin birbirlerini ziyarete giderlermiş. 3 gün, 4 gün ziyarete giderlermiş yavaş yavaş. Ve birbirlerini gördüklerinde sarılır, otururlar karşı karşıya. Fazla kelam etmezlermiş. Sadece vücut diliyle anlaşırlarmış. Kullandıkları cümle bazen sadece ya demekmiş. O ya bazen ya gibi uzatılır. Bazen ya diyerek kısaltılarak söylenirmiş. Sadece o kelimenin 1001 çeşidini söylerler. Sadece gözlerinin içine bakarak, vücut dilini okuyarak anlaşırlarmış sevgili arkadaşlar. Birbirlerini kırmadan, dökmeden, kalp kırıklığı hiç olmadan iletişim kurar, anlaşır ve hasretlerini giderdikten sonra ayrılırlarmış. Dolayısıyla güzel insanlar, bazen çok kelime kullanmak senin hayatını zindana çevirebilir. Karşındaki kişiyle çok kelime kullanarak daha kötü olabilirsin. Veya akıllı kelimeler kullanarak, vücut dili ve ses tonunu iyi kullanarak karşındakine sadece bir kelimeyle veya sessizlik duruşuyla mesajını verebilirsin. Senin elinde bu. Yani karşıdaki bir insanı, en sakin insanı delirtmek senin elinde. Onu yoldan çıkarmak, o en sakin insanı sana karşı öfkelendirmek senin elinde. Veya dünyanın en sert, en sıkıntılı, en öfkeli insanı yine tatlı dilinle, hani yılanı deliğinden çıkarır hesabı, sakinleştirmek senin elinde. Bu neyle alakalıymış? İletişim becerileriyle alakalıymış. Zor insan diye bir şey yok. Kendini anlatamayan, iletişimde başarılı olamayan insanlar. Yani sen anlatamazsan karşındaki insan zor insan olur. Bununla beraber sen kendini iyi anlatırsan, güzel ifade edersen karşındaki insan kolay olur. Senin elinde. Hani derler ya, sen iyi olursan herkes iyi, sen kötü olursan herkes kötü. Peki bu neyle alakalı ama? Senin kötülüğün veya iyiliğinle alakalı mı? Hayır. Senin iletişim becerinle alakalı. İyi iletişim becerisi varsa sende, o zaman karşıdaki kişi iyi oluyor. Sen eğer iletişim konusunda beceriksizsen, becerilerin yoksa, yeteneklerin yoksa veya kendini bu konularda geliştirmediysen, o zaman karşıdaki kişi zor insan oluyor. Devamlı sana engel çıkarıyor. Bu seninle alakalı. Birilerini suçlamak bu konularda sadece basitlik olur. Tamam mı? Basit insanların yaptığı şeyler. Yani ama hocam o benim suçum değil. O işin kolay tarafı. Kolaya kaçan insanların işi. Basit düşünen, hayatı basite alan, hani işin kolay tarafına kaçan, o insanların işi başkalarını suçlamak. Yani daha çok kötü günler yaşaması gereken insanların işi o. Başkalarını suçlamak. Bunu nasıl anlıyoruz sevgili arkadaşlar? Bir hadis-i şerif var, çok önemli. Peygamberimiz buyuruyor ki, Hazreti Allah bir insana iyilik murat ettiyse, yani ona iyilik, güzellik murat ettiyse, o insana kendi hatalarını görmek kabiliyeti verir. O insanda öyle bir kabiliyet olur ki, benim hatalarım nelerdir, kusurlarım nelerdir, onu bulayım, ona odaklanıp onları çözeyim diyen insanlar iyi şeyler yaşayacak demektir. Hadis-i şerifte biz bunu anlıyoruz. Ama birilerini suçladıysa, suçluyorsa hala, ama o yaptı, o yaptı, benim suçum yok, sütte leke var, bende leke yok diyen insanlar daha o iyiliğe erişmemiş insanlar, daha çok sıkıntılar yaşayacak. Ayağı yere değmesi gereken insanlar, yani daha dibe inmemiş, daha dibe inecek bir sürü kötülük, sıkıntılar yaşaması gereken, ders alması gereken insanlar. Biz bunu anlıyoruz. Dolayısıyla olgun insanlarda, hayatta her zaman böyledir, ırk, millet, inanç fark etmiyor. Olgun insanların ortak özelliği, ben ne yapmam lazım ki kişi benim kafama bunu vurmasın? Ben ne yapmam lazım ki
bu kişi bana kötülük yapmasın diyen insanlar. Olgun insanların özelliği bu. Dolayısıyla iletişim becerisini arttırmak için çaba göstermen lazım. Birinci adım bu. İletişim becerisi kazanman gerekiyor. Yetenek kazanman gerekiyor. İkincisi de neydi? Karşıdaki kişiyle iletişim kuramamanın sebebi sensin. Bunu görmek. Bir şeyler yapman gerektiğini anlamak. Zor insanın olmadığını, iletişim kuramayan ben varım demen gerekiyor. İkinci adım bu. Bunu anladığın zaman karşıdaki kişiyle iyi iletişim kurmak için çaba gösterir, kendini değiştirirsin ve çok da iyi iletişim kurabilirsin. Bunu herkes yapabilir. Yani herkes o olgunluğa ulaşabilir. Herkes istisnasız. Sadece karar vermek gerekiyor. Yani bu anlattıklarımı ciddiye alıp hayatına yansıtman gerekiyor. Belki bu videoyu bir kere izlediğinde sana tam anlatamamış olabilirim ama ikincisinde iyi anlayabilirsin belki veya üçüncüsüne tam anlatabilirim. Dolayısıyla bu videoyu tekrar tekrar izleyebilirsin iletişim becerisini arttırabilmek için. Bununla beraber bu farkındalıkla kendini geliştirmeye başla. Yani iletişim becerilerini kazanmak için çaba göster, gayret göster. Bu öğrendiklerini hayatına yansıt. Bu konularda daha detaylı, daha fazla bilgi, eğitim istiyorsan o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için bu videonun altındaki linke tıklıyorsun, formu dolduruyorsun ve gönderiyorsun. Hoşça kalın.